Evet, bence artık oldu. Herkese merhaba. Artık bence alıyordur ya. Vallahi. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün karantinanın 3. günü. Şimdi sıkılmalar, öflemeler, pöflemeler, aktiviteler bitti. Evde şimdi yapılacak bir şey de yok. Şimdi şöyle bir şey var ki, buraya geldiğimden beri aslında değişik bir süreç yani. Kaç ay? 7 ay, 8 ay gibi bir süre oldu. Tabii hani bu dili öğrenmeye çalıştım ki Fransızca çok zor. Ne İngilizce ne de hiçbir dile benzemiyor bence yani. Çok zor bir dil. Hani onu anlamaya, işte Fransızca öğrenmeye falan çalıştım. Ben bu kameraya konuşmaya da hala alışamadım ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var ki. Buradayken, mesela Fransa'dayken, yani çok şaşırmayacaksınız tabii ama insanlar hala işin ciddiyetinde değil. Ben Normandiya'da yaşıyorum, küçük bir şehrinde ve 10 bin nüfuslu bir yer. Şu an böyle mesela yani adapte olurken, yani birçok şeyde biraz zorluklar yaşadım. Bazı işlerimizde aksaklıklar oldu, işte bir eve taşındık mesela, o evdeki işte komşularımızla olan diyaloglarımızda, daha doğrusu komşumuzu seçemeyeceğimizden ötürü adam seri katil gibi bir şeymiş. Yani hapisten çıktığı günde bir parti yapıyor ve arkadaşının birini neredeyse öldürüyor. Adam da bizim kapıya vuruyor, geliyor işte yardım istiyor. Sonra da diyorum ki, ben bu apartmanda daha fazla yaşayamam, hadi let's go. Sonra gidiyoruz işte. Sonra tekrar eşimin ailesinin yanına geldik ki şu karantina sürecinde en normal olan bir yer burası yani. Başka bir yerde yaşayamazdık. Şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, şimdi bu durumda en önemli sebep ne biliyor musun? Hala çok rahatlar. Aşırı derecede rahatlar arkadaşlar. Hala farkında bile değiller. Bugün laboratuvara gittim. Kendi sağlığımla alakalı. Yani gitmek zorundaydım. Normalde gitmemem gerekiyordu ama gitmek zorundaydım. Mesela dişçiyi erteledim. Hani ki 3 ay öncesinden randevu almama rağmen dişçiyi erteledim ama hani bunu erteleyemezdim. O yüzden gittim laboratuvara. Laboratuvara gittiğimde de çok erken bir saatte gittim. Saat 7.30 gibi. Ve gerçekten ağzına kadar doluydu. Ve insanların birbirlerine hiçbir sabrı kalmamış gerçekten. Çok o kadar böyle sabırsızlar, o kadar böyle hani sadece hani negatif düşünüyorlar. Bence çok zor bir durum yani. Aşkım gel. Ya bu arı bu havada niye geliyor ki şimdi ya? Eşek arısı arkadaşlar. Annemi istiyorum. Git lan. Arkadaşlar, bu terasta sürekli bir eşek arısı geliyor. Bir dakika, konu ciddi. Şimdi şöyle ol. Yani mesela gitme arkadaşım, dışarı çıkma mesela. Adamlar koşuyor mesela. Ya niye koşuyorsun arkadaş? Bekle, bir ay sonra koş. Öldün mü? Şişmanlıktan mı öldün? Yani ne var Allah aşkına? Adamlar yani hiçbir şeyin farkında değil. Her gün markete gidilir mi? Gitme ya. Gitme yani her gün markete. Ki hani izinli gidiliyor. İşte o bazı iş gruplarındaki meslektekiler daha rahat olduğu için, işte mesela polistir, jandarmadır, işte bu gümrük memurudur vesaire. Onlar daha rahat olduğu için onlar çıkabiliyor. Mustafa ablam, kocam benim, aşkım benim. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Merve Haber Bülteninden hepinize öpücükler. Aşkım ya, bir kameraya bir baksana bakayım, beni alıyor mu, kafam alıyor mu? Kafam geldi mi? It's not so... Ha? Ha. Ne yapak canım, bir şey olmaz. When you start? Vallahi oluyor 20 dakika. I know it's not good, you see it. You know the... Okay, it's not problem babe. Yes. Bu çocuğun perfectionistliği beni öldürecek. Ne olacak ya, video işte arkadaşlar. Benim sesimi alın, gerisini boş verin yani. Bakayım düzeltecek kamerayı. O biraz fazla oldu. Şimdi böyle kaldım. Böyle kalmış. Yaptın mı? Bence tamam. Evet, okay. Aşkım, neyse, tamam. Teşekkür ederim.
It's not beautiful, but there is behind. Why? I don't care. It's okay. It's okay. Je suis désolée. Okay. Neyse arkadaşlar, durum böyle. Hala işler acısı, herhangi bir mutlu bir vereceğim bir haber yok. Yani Avrupa'da hiç sonu hayır değil. Neden? Temizlik imandan gelir arkadaşlar. Yapmıyorlar. Dışarı çıkıyorlar, rahatlar. Her gün bok mu var gidiyorum markete? Gitme, otur evinde. Aktivite yap ya, örgü yap ya. Azıcık yararlı ol. Ne temizlik bilirler, ne yemek bilirler. Anca güzel güzel içerler. Bunlar böyle işte arkadaşlar, öyle olunca da ne yapıyor? İnsan evle alakası yok ki, evle alakası olmayınca da şimdi bizim annelerimiz ne yapar? Bir mantı açayım, bir börek açayım, bir buzluğa bir şey kaldırayım, bir sarma sarayım der. Öyle olunca ne olur? Vakit hızlı olarak geçer yani, ama şimdi olmuyor arkadaşlar. Ama biz şanslı grubuz ki bizim en azından şu an bir bahçemiz var. Bahçede en azından sıkılmıyoruz, bir şeyler içebiliyoruz ki havada şu an çok da fena sayılmaz yani. Ama bildiğim kadarıyla şu an Fransa'nın en kötü yeri Alsas tarafları. Tam bu Almanya'ya yakın yerler. Ve orada şöyle söyleyeyim ki size, hani hastane kapasitesi bile artık adamlar hani hastayı seçiyor yani. Hani iyileşebilir, iyileşemez. Tamam, iyileşebilir olanı alalım. Yer yok çünkü, kapasite dolu, anladınız mı? Yani buralardan da böyle haberler işte arkadaşlar. Çok da işler acısı değil. Bakalım inşallah zamanla ne olacak, ne bitecek bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah her şey düzelir. What? Neyse arkadaşlar, işte böyle. Varsa sorularınız yorum yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın, yazın, yazın. Ne biliyorsam, ne yapabilirsem yaparım. Şu an çünkü bu sıkıntılı dönemlerde destek olmamız lazım. Herkes birbirine destek olsun arkadaşlar. Saçma sapan böyle bahanelerle dışarı çıkmayın lütfen. Dışarıda değil, evde kalın. Mis gibi ev ya, oturun ya. Allah aşkına sıcacık yemeğinizi yiyin. Zaman öyle geçirin arkadaşlar. Dışarıda bir bok yok. Tövbe tövbe, çıkmayın. Çıkmayın. Yani şu an hastanelerde bile doktorlar hasta seçecek duruma gelmiş durumdalar ki burada bile, burada bu kadar değildi. Ne? Ne var Mustafa ablam? Karantinadayım aşkım ya. 3 gün oldu ya Allah'ım. Bana bir şey yani, ben takmıyorum. Ben çünkü evde olmayı seviyorum yani. Ama bunlar aktif insanlar. Bunların dışarı çıkması lazım. Bunların koşu yapması lazım. Benim hiç umurumda değil. Ben bana ver, ben akşama kadar evde böyle yatarım boğa gibi. Ama işte bunlar öyle değil ki arkadaş. Bunlar aktif insanlar yani. Görün zaten, bir tane şişman bir insan göremezsiniz. Niye? Yani yediklerini eritiyorlar, koşuyorlar ya. 90 yaşında, derisi götünden ayrılmış teyze koşuyor yani. İşte o yüzden de neler bunlar? Sağlıklılar, zayıflar arkadaşlar. Sonra ben niye zayıf değilim? Niye yiyoruz mantıları, oturuyoruz? O yüzden değiliz arkadaşlar. Kilolu olunca da ne oluyor? Sağlıklı olunmuyor. Sigara da içiyorsan, alkol de kullanıyorsun. Hepten ağzına tükürüyorsun yani şeyin. Hepten sağlıksız oluyorsun. Ne var Mustafa ablam? Konta da benim yaptığım videoları beğenmiyor. Çünkü o kendi hep böyle eğlenceli videolar yaptığı için, ama ben ne yapabilirim şu an? Şu an yani ülke kan ağlıyor, dünya kan ağlıyor yani. Gene istedi yani, gene pozitifim ben yani. Ama yapacak bir şey yok Mustafa ablam. Hayat zor. Instagram'dan bir sürü soru geliyor. O kadar soru yazacağınız da YouTube'dan yazın, ama işte bir videoları atamadım, bir düzenleyemedim yani. Ama olacak zamanla inşallah arkadaşlar. Kanala abone olun, beğenin, öpücükler atın, bir şeyler yapın ya. Öyle boş boş durmayın arkadaşlar ya. Lütfen aklınızda kalan herhangi bir soru, görüş, bilmem ne vesaire. Evlenerek geldim. Öğrenci değilim arkadaşlar. Ona göre yazın. Kendi bildiğim bir yerden sorun. Ona göre cevaplayayım ben de. Teşekkür ediyorum herkese. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipçim yazıyor. Aşkım kapar mısın? Nergis yazmış. Nergis. Ben bir canlı yayın açayım.